olacak acaba? Yapıştır boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda. Atma, sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla, armanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu. Aa, çoktan yerini almışsın bile. Hoş geldin. O zaman başlayabiliriz. Sürpriz kutusunun sürpriz sever izleyicisi. Seni burada görmek ne güzel. Evet, seni de öyle. Dönüştüratör. Ha, siz tanışmadınız. Tamam, o zaman hemen sizi tanıştırayım. Sevgili doğa dostu arkadaşım dönüştüratör. Bu da pek sevgili seyircim. Tanıştınız mı? Benim dönüştüratör arkadaşım bu geri dönüşüm kutularından faydalanarak, bir de bunlara başka malzemeler ekleyerek bana her programda bir sürpriz kutusu hazırlıyor. Bu sürpriz kutusunu ben de kullanarak farklı projeler yapıyorum. Bakalım dönüştüratör bugün sürpriz kutumuzun içine neler koymuş? Ne diyoruz o zaman? Hopusu popusu gelsin sürpriz kutusu. Geldi. Aldık sürpriz kutumuzu. Sürpriz kutusunda bakalım neler var. Şimdi çatıdan başlıyoruz açmaya, çatısında. Bakın, ha, yeşil bir balon. Tamam, olabilir. Mesela şurada bir düğme varmış. Bakalım. Pembe bir böyle yün bir şey. Kediler bunları çok seviyorlar. Kediler bunlarla böyle bütün gün oynarlar. Şimdi ama. Tamam, çekmeceyi açalım. İçinde boyalar var. Güzel. Boyalarımızı alalım. Boyalarla güzel bir şey yapabiliriz. Onları güzel kullanırsak aslında çok renkli bir şey olabilir. Burada bir tane kutu var. Bakalım, kutunun içinde bir tane pastel boya var. Bakalım bu pastel boyayla ne yapabiliriz? Çizeriz, boyarız ama bu bir tane renk. Buradan neler yapabiliriz? Başka bir çekmece açıldı. Tutkal. Tutkal, güzel. Hobi tutkalı bu. Anahtar. Anahtar. Nereye açacağız? Önce kutumuzun böyle penceresini açacağız. Havalansın sürpriz kutusu diye. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Ondan sonra çeviriyoruz. Buradan bir şey açıldı. Bakalım. Tamam, güzel. Sürpriz kutumuzun kapısı açıldı. Evimiz hava aldı. İçinde gazeteler var. Eski gazetelerle neler yapamayacağımıza bakacağız. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Ondan sonra da evimizin kapısını kilitliyoruz. Sürpriz kutumuzu alalım, koyalım arkaya. Bakalım bu sürpriz kutusundan çıkan malzemelerle neler yapacağız. Sürpriz kutumuzu böyle koyduk, o orada dursun. Balonumuz var, gazetelerimiz var. Aslında balonu şişirip içine gazete kağıtları doldurabilirim. Ama çok kullanışlı olmaz. Bence daha güzel bir şey yapabilirim. Balonu şişireyim. Buldum. Balon kafa yapacağız. Balon kafadan kukla. Balonu kocaman şişirip dev kuklanın kafası olarak kullanabilirim. Tutkal ve gazete kağıtları ile kaplayarak sertleşmesini sağlarım ve boyanabilir bir yüzey elde edebilirim. Gazete kağıtlarından bir de burun eklerim. Gözünü, kaşlarını, ağzını boyarım. Yünlerle de saçlarını yaparım. Bir de tutmak için sap eklersem bu iş tamam. Evet, balon kafa yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Sen ne dersin dönüştüratör? Evet, beğeneceğini biliyordum. Ama bu biraz uzun süren bir işlem olacak. Yani sabretmemiz gerekiyor. Ama sonunda buna mutlaka değecek. Öyle mi? Sen ne yapacaksın peki? Ser veririm, sır vermem diyor. Balonumuzu alıyoruz. Bu balonu şişireceğim. Evet. Ortalama bir kafa kadar oldu herhalde. Şimdi bunun ağzını bağlamamız gerekiyor. Eğer siz bunu buradan düğüm atarsanız havası kaçabilir. Şimdi benim bunu bir şeyle bağlamam gerekiyor. Mesela ağacıma bakayım. Ağacımda mutlaka bir malzeme vardır bunu bağlayabilecek. Şurada bir tel var aslında. Bu tel... Teli kullanırsam balon patlayabilir. O yüzden iyi olmaz. Burada bu rafyalar var ama bu da biraz yumuşak olur. Bununla bağlarsam hava kaçırır. İp. Güzel. Olabilir. Bununla bağlayabilirim.
Sizin de evinizde böyle bir ip varsa bağlayabilirsiniz. Bu balonu böyle ağzını iyice böyle bağlıyoruz. Balonumuzun ağzını sıkıca bağladık ki hava kaçmasın. Şimdi balonumuzu sertleştirmek için tutkallayacağız. Sonra tutkalladıktan sonra da gazeteleri üzerine kaplayacağız. Şimdi tutkalımızı açıyoruz. Biraz böyle buraya boşaltıyoruz. Çok da fazla boşaltmanıza gerek yok. Sonra kapatıyoruz. Aman tutkalın ağzı açık kalmasın. Her tarafa bulaşabilir. Azıcık da su koyuyoruz. Bak şu kadar. Bu kadar. Sonrasında kapatıyoruz ve bunu böyle karıştırıyoruz. Güzel karıştırıyoruz. Evet, tutkalımız hazır. Şimdi gazetemizi alıyoruz. Gazetemizi böyle şeritler halinde yırtıyoruz. Bu şeritlerle bir sürü şey yapılabilir tabii ki. Ama ben bunu balonumun kafasını kaplamak için kullanacağım. Şimdi bir fırça lazım. Tabii ki benim bir fırçam var. Sonra balonumuzu alıyoruz. Tutkalımızı sürüyoruz. Şöyle. Başlıyoruz. Tutkalımızı balonumuza sürmeye. Şimdi bu gazeteleri böyle gelişi güzel olursa daha güzel olur. Sürüyoruz. Biraz daha tutkal ve yapıştırıyoruz. Sonra bir kat daha tutkal sürüyoruz arkadaşlar. Balonumuzu kapladık. Şimdi bunun biraz beklemesi ve kuruması gerekiyor. Bir gün kadar sürebilir. Biz bu işi biraz hızlandıralım diyoruz. O yüzden saç kurutma makinesiyle bunu biraz kurutacağız. Evet, şimdi 3-4 saat kadar bu balonumuzu böyle uygun bir yere asacağız. O biraz bekleyecek. Evet, mesela şurası olabilir. Şöyle geliyoruz. Balonumuzu buraya böyle bağlıyoruz. Evet, balonumuzu bağladık. Siz de evinizde uygun bir yer bulduğunuzda balonunuzu kurmaya bırakabilirsiniz. Çünkü sonra 3. ve 4. katları da kaplamaya devam edeceğiz. Balonumuz kuruduktan sonra 3. ve 4. katları da kapladım. Sonra 3-4 saat daha bekledim ve gördüğünüz gibi balonumuz taş gibi oldu. Bakın çok sert oldu. Şimdi bu balona ne yapacağım? Burun yapacağım. Bakalım dönüştüratör ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Sen nasıl gidiyor? Ha, iyi. Benimki de çok iyi gidiyor. Gazete kağıtlarını böyle buruşturduk. Sonra ne yaptık? Balonumuza burun diye böyle koyduk. Sonra ne yapacağız? Bu bandı alıyoruz. Bu banttan böyle iki parça koparıyoruz. Şimdi böyle koydum. Sonra burnun üst kısmını da böyle bağlıyorum. Şimdi burnumuz aşağı yukarı oldu gibi ama bunu diğer yerle uyumlu hale getirmek için biraz ne yapıyorum? Tekrardan azıcık tutkal sürüyorum. Şuraya böyle. Ondan sonra ne yapıyorum? Deminki gibi gazete kağıt parçalarım vardı ya. Onları buradan böyle teker teker alıp şöyle üzerini kaplıyorum. Tutkalımızı yeniden böyle sürüyorum. Ve kurumaya bırakıyorum. Balon kafamız iyice ortaya çıkmaya başladı. Baksanıza. Çok sert oldu. Şimdi tabii ki bu balonu içinden çıkarmamız gerekiyor. Artık ona ihtiyacımız yok. O yüzden bunu buradaki makas yardımıyla şöyle patlatacağım. Biraz ses çıktı. Korktum bir anda. Evet, şimdi bunu içinden alıyoruz. Şimdi bunu tutmak için bir şeye ihtiyacım var. Bunu neyle tutabilirim? Düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Çok iyi değil mi? Dönüştüratör bazen böyle sıkıldığım, bulamadığım, düşünüp de zorlandığım zamanlarda bana mutlaka yardım eder. İyi bir arkadaşım. Bakalım bana ne göndermiş.
Tüp. Tüpün içinden bir bilmece çıktı. İçinde kesin yine senin o zeki ve güzel bilmecelerinden bir tanesi olabilir. Ne diyor? Bulursun gerekeni, bilirsen bilmeceyi. İyi düşün, gör son heceyi. Gelsek gitsek son hecelere baksak, çekirge bir zıpla, iki zıpla, üç zıpla ayağının altında. Bir bakayım. Gelsek gitsek son hecelere baksak, çekirge bir zıpla, iki zıpla, üç zıpla. Evet. Gelsek gitsek. Sek, sek. Sek, sek. İşte sek, sek. Evet, sek, sek. Tamam, çok kolay. Ama bir dakika. Sen de çok akıllısın ha. Bir zıpla, iki zıpla, üç zıpla, üç kere zıpla. Evet, üç kere zıpla diyor. Tamam, ben de zıplarım. Evet, üç. Altında bir şey olabilir. Evet. İşte buraya saklamış. Evimizde kullanmadığımız alüminyum folyolar ya da bitmiş. İşte içindeki karton rulo. Bu bizim işimize çok yarayabilir. Dönüştüratör. Çok teşekkür ederim. İyi arkadaş. Bunu buraya tutturabilirsem ne yapacağım biliyor musunuz? Kağıt bantla bunu buraya bantlayacağım. Şöyle yanından bakınız. Böyle bantlıyorum. Balon kafamızın tutacağı da hazır olduğuna göre ne yapacağız? Ten rengine boyayacağız. Boyamızı hazırlıyoruz. Hemen beyaz rengimizi aldık. Şöyle beyaz rengimizi şöyle sıktık. Ve çok azıcık sarı. Şöyle sıkıyoruz. Azıcık bu kadar. Ve hemen de arkasından biraz da kırmızı. Sarı ile kırmızı aynı oranda, az. Şöyle kırmızıyı da kattık. İsteyenler biraz daha buğday tenli olsun diye kahverengi de katabilirler. Ve ten rengi boyamız hazır. Boyamızı alıyoruz. Şuradan tutup böyle güzel güzel boyamaya başlıyoruz. Şimdi ben bunun tamamını boyayacağım. Sonra da 15-20 dakika kurumaya bırakacağım. Balon kafamızın boyama işlemi bitti. Gayet de güzel bir ten rengi oldu. Ama ne eksik? Tabii ki gözleri, kaşları ve gülen bir ağzı eksik. O yüzden onu çizeceğiz. Evet, dudakları da çok güzel oldu. Kırmızı kırmızı, bakın. Şimdi biraz böyle soluk oldu yanaklar. Yani böyle yanaklar biraz al al olsun istiyorum. Acaba onun için ne yapsam? Aa tabii. Hani sürpriz kutusunun içinden bir tane şey çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Pastel boya, nerede o? Şimdi mesela bundan biraz böyle tırnağımızla şuradan böyle birazcık böyle yapacağız. Şöyle. Şuradan da biraz böyle yapacağız. Şöyle. Böyle parmağımızla böyle 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 yapacağız. Bak böyle al al oldu, bak görüyor musun? Böyle güzel oldu. Şimdi kuaförlük zamanı. Nasıl yapacağız bu saçları? Tabii ki şu pembe yünlerimizle yapacağız ama bu pembe yünleri sonuçta bir şeyi dolayarak kahkül yapmam gerekiyor. Ne dolasam ki ben bunu? Ne? Yoksa bir bilmece mi? Ha? Ben bu makineyi çok seviyorum. Dönüştüratör çok akıllıdır ha. Çevre dostu. Evet, bilmecemiz geldi. Şimdi açıyoruz. İçinden bilmecemiz çıktı bile. Bakalım ne diyor? Kulaklarını bir sallasa rüzgar çıkar efil efil. Rüzgardan üşütürsen kaynatırsın zencefil. Aradığın cevap kafiyede saklı. Bulacağım diye boş yere olma sefil. Bak burada tabii kafiyede ne var? Sen anladın değil mi? Efil efil, zencefil, sefil.
Bunların hep sonu fille bitiyor. Fil. Fil. Ha sen diyorsun normal bildiğimiz hayvanlardan fil. Burada fil yok. Fil. Ama bir fil resmi olabilir. Fil. Evet işte orada fil. Tamam fil resmimiz var. Buldum 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 fili buldum. İşte burada. Filli çekmece. Açıyorum bakıyorum içinde ne var. Aa. Karton. He, sen diyorsun ki kartonu al dışına yünü sar oradan kahkül yap. Ya dönüştüratör sen çok akıllısın bilmem sandığımdan akıllısın sen. Tamam güzel. O zaman bunu böyle açıyorum. Ne yapıyorum? Bir karton. Diyorsun ki bunun çevresine sar. Tamam güzel. Aldık burada yünümüzü. Böyle tuttuk bir yerinden. Sonra bak dikkat et sarıyorum. Şöyle sarmaya başlıyorum. Şöyle sarıyorum. Evet sarma işlemimiz bitti. Şimdi bize bant lazım. Çift taraflı bant mesela. Bir parça şuradan makasımla kesiyorum. Şöyle koydum. Şimdi kırmızısını çıkardım. Şimdi bu kartonumuza sardığımız yün kordon var ya, elimizi böyle içine sokuyoruz. Kartonumuzu çıkarıyoruz. Şimdi makasımızı aldık. Bunu böyle ortasından şuradan şöyle kesmeye çalışıyoruz. Kesiliyor. Kesildi. Şöyle yaya yaya buraya böyle yapıştırıyoruz buralara böyle. Güzel. Ama tabii ki bitmedi. Bunu döndürüyoruz. Çift taraflı bant alıyoruz. Neresini? Şöyle mesela şuradan. Şuradan şöyle bir parça koyuyoruz. Şuraya böyle getiriyoruz. Sonra bandımızı böyle kesiyoruz. Bu arkaya boydan boya çektiğimiz bandın dış tarafını böyle çıkarıyoruz. Evet kalan yünümüzden bir kol boyun kesmemiz gerekiyor ki o kestiğimiz parçaları böyle 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 birçok parçayı böyle koyacağız. Burası saç olmuş olacak. Kesiyorum. İşte mesela bir parça mesela yani. Bunu böyle şuraya şöyle koyuyorum. Şimdi ikinci parçamızı da kesiyoruz. Mesela şöyle aldık, kestik. Bunu böyle getirip şöyle koyuyoruz. Bakın buradan tuttu. Şuradaki bandı kontrol ediyorum ki çıkmasın. Bence tamam. Balon kafamız tamamlanmıştır. Bir de sen bak. Beğenecek misin? Saçlarını şöyle sallasın bir. Tamamdır. İşte balon kafa. Bugün neler yaptık? İstersen bir hatırlayalım. Kuklamızı yapmak için önce balonu şişirdim. Ağzını sıkıca bağladım. Gazete kağıdı parçalarını hazırladığım hobi tutkallı su ile balonun üzerine yapıştırdım. Bu şekilde balonu 4 kat kapladım. Her katın arasında kuruması için bekledim. Daha çabuk olsun diye saç kurutma makinesiyle de kuruttum. Gazete kağıtlarından burun yaptım. Kuklayı tutabilmek için bir de karton sap taktım. Akrilik boyalarla boyadım. Yüz, göz ve ağız çizdim. Pastel boya ile yanaklarını pembeleştirdim. Yünleri bir kartona dolayıp keserek kâkül hazırladım. Bir de saç yaptım ve kuklamızı tamamladım. Bakalım dönüştüratör ne yapmış? Dönüştüratör sen ne yaptın? Hadi bize göster. Ben yaptım. Kuklamı yaptım. Saçları çok güzel oldu. Evet. Hadi bekliyoruz. O da bekliyor. Ben de bekliyorum. Hadi bekliyoruz ama. Kalemlik. Kalemlik yapmışsın. Balonu şişirmişsin. Sonra daha aşağısından kesmişsin. Daha böyle kısa olmuş. Ortaya da karton koymuşsun. O benim kâkül yaptıklarımla da böyle süs yapmışsın, geçmişsin. Güzel. İyi fikir ama hala benim balon kafam bundan güzel diye düşünüyorum. Aynısını mı düşünüyorsun? Tamam güzel, iyi fikir ama hala benimki daha güzel. Sen de bu malzemelerle çok farklı şeyler yapabilirsin. Benim gibi balon kafadan bir kukla yapabilirsin. Ya da dönüştüratör gibi bir kalemlik yapabilirsin. Eğer programımızı
tekrar izlemek istersen tretçocuk.net.tr'den dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kal. Bu malzemelerle sen de bir tasarım yap, fotoğrafını çek, bize gönder, Facebook sayfamızda paylaşalım. Sürpriz kutusundan bugün sürpriz ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma, sen de düşün bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu.